kıymetli hayatını kaybeden Fatma Giri'ye bugün İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde tören düzenleniyor demiştim. Arkadaşım Hasret Kaya o noktada bizi bekliyor. Hemen sözü bir ona bırakayım. Hasret. Haksızlığa, sansüre, sömürüye, eşitsizliğe savaş açanlardandı. Yaptığı her işi hep severek tutkuyla yaptı. Yeşilçam'ın mavi gözlü yıldızına Türkiye veda ediyor. Hem onu Türkiye gözleriyle anımsayacak hem de usta oyunculuğuyla. Biz Cemal Reşit Rey salonundayız ve burada bir tören düzenliyor. Buranın ardından da naaşı Teşvikiye Camii'de öğlen namazına mütakiben bir cenaze namazı ve ardından Bodrum'a uğurlanacak. Tabii vasiyetinde de böyle demişti. Memduh Ün'ün yanına uğurlanacak buradan. Tabii sanatçı dostları, sevenleri, yakınları her biri kürsüde konuşmacılar. Onunla olan anılarını anlatıyorlar. 79 yaşında yaşamını yitirdi. Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle ve pek çok jönle başrolü paylaştı. Ve şu anda da aslında hem anılarını anlatıyorlar, onunla birlikte olan anılarını sanatçı dostları. 12 Aralık 1942'de İstanbul'da doğdu ve çocukluğu Sultanahmet'te geçti. Biraz yaşamından bahsetmekte de fayda var. Daha ikinci sınıftayken okulu bırakmak zorunda kaldı ve ailesine yardımcı olmak için. Hayat mücadelesi daha küçük yaşta başladı ve babasına ateist olmak istediğini söyledi. Annesiyle aslında gittiği setlerde figüranlık yaparak meslek hayatına atıldı. 1960'lı yıllarda Memduh Ün'le tanışmasıyla birlikte Ölüm Peşimizde filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir taraftan Duvaksız Gelin, Kısmetin En Güzeli, Severek Ölenler filmleriyle tabii dikkatleri her bir filmde üzerine çekti. Fatma Girik ve 1942 doğumlu Fatma Girik buradan Bodrum'a uğurlanacak. Haksızlık karşısında sözünü esirgemedi. Hep öyle bilindi ve yaşadığı toplumun sorunlarını da göz ardı etmedi. Şişli Belediye Başkanlığı yaptı 93 yılına kadar ve İstanbul'da tedavi gördüğü sırada Covid-19'a bağlı yaşamını yitirdi. Buradaki törenin ardından bir video gösterimi olacak. Onun o filmlerine ilişkin gösteriler burada olacak ve ardından Teşvikiye Camii'ne buradan öğle namazına mütakiben uğurlanacak. Daha sonra da Bodrum'a uğurlanması bekleniyor usta sanatçı. Zannediyorum o salon, teşekkürler Aslı. O salonda ortak duygular vardır. Acı, hüzün, beraberinde gözyaşı ama geriye kalmış gurur duyulacak bir hayat ve bıraktığı miras dileriz. Bıraktığı miras istediği gibi, tam da onun istediği gibi, hem Türk sinema sanatına hem de onun bakış açısı pek çok alanda karşılığını bulur, yerini bulur. Çok üzgünüz tabii ki, hani yani ben annemi kaybettim açıkçası. Ama Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Ne kadar süredir hastanede bekliyor muydunuz? Yani durumu nasıl? Yani 6 aydır zaten bir solunum sıkıntısı başlamıştı. Maalesef işte bugün saat 6 civarında da vefat etti. Günay Bey'in bir açıklaması oldu. Hastaneye geldiğinde Covid değildi. Burada da açıklama yapıldı. Covid'den çok. Ben onu duymadım. Bilmiyorum açıklamayı açıkçası. Ama hani 2 haftadır burada yatıyordu. İşte son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Siz en son ne zaman görmüştünüz? Ben her gün geliyordum zaten. Yoğun bakıma girdiği gün de gelmiştim sabahında. Ondan sonra yoğun bakımda giremedim tabii ki içeriye. Yani hayatını kaybetme sebebi olarak size ne söylediler? Tabii ki bir enfeksiyona yakalandığını söylediler. Ama hastaneye geliş sebebi o değildi, değil mi? Solunum sıkıntısıyla geldik evet buraya ama işte artık bilmiyorum yani nereden ne oldu. Hiçbir fikrim yok. Yani konuşma güçlüğü şöyle zaten hani solunum yetersiz olduğu için zaten hani konuşmada da güçlük çekiyordu evet de yani hani onun dışında yani solunumla alakalı bir problemi vardı yani yoktu yani başka bir problemi yoktu. En son ne konuşmuştunuz efendim, aktarabilir misiniz acaba? Yani en son hani biz benim annemdi yani hani normal konuşmalarımız yani hani öyle şeyimiz yok ama hani Bodrum'a iyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu açıkçası. Maalesef şimdi cenazesini götüreceğim Bodrum'a. Bodrum'u çok seviyordu. Bodrum'a dönmek istiyordu iyileşip. Maalesef. Nasıl
Tamam. Şimdi efendim, çok tamam, tamam arkadaşlar lütfen. Çok teşekkür. Yarın saat 10'da belediyede, 11'de Cemal Reşit Rey'de, sonra öğle namazıyla teşvikiyeden tamam. Sonra da Bodrum'a götürüyoruz. Şişli Belediyesi. Şişli Belediyesi gel. Gitmeyin yeter ya, gitmeyin Allah aşkına gitmeyin. Gel abi. Tablo. Şöyle geç de.